Bugün okulda çok garip bir şey oldu biliyor musun? Ya, ne oldu? Yeni bir öğrenci geldi Selinlerin sınıfa. Çok akıllı, çok sevimli bir kız. Adı da Pelin. Bunda garip olan ne? Garip olan şu. Çocuk aslında başka bir okula kaydolmuş. Ama okulları şaşırıp bizim okula gelmiş yanlışlıkla. Bak bu garipmiş gerçekten. Tabii ya. Ne oldu? Pelin'i, bu yanlışlıkla gelen kızı birine benzetip durdum ama çıkaramamıştım. Şimdi fark ettim. Seni andırıyordu birazcık. Gerçekten mi? Evet, yani eminim. Sen o yaşlarda daha güzel bir kızdın ama seni andırıyordu birazcık. Ya, insan insana benzermiş aşkım. Yavaş Leyla, Nazlı uyuyor. Uyusun, bana ne? Uyandıracaksın. Olabilir. Ya Leyla, sen iyi misin? Gayet iyiyim. Bugün Erdem'e de durduk yere bağırdım, bembeyaz oldu çocuk. İyi oldu. Nasıl özür dileyeceksin peki ondan? Ya özür dileyeceğimi de nereden çıkardın? Ben halimden gayet memnunum. Hem Allah'ın burslusu bana ne verebilir ki? Ya bu dünya acımasız. Sen de uyan artık. Şimdi kolay ama 10 sene sonra ne olacak? Bu cümleleri sen kuruyor olamazsın. Bazen istemediğin cümleler de kurabiliyormuşum demek. Ses tonuna dikkat et Leyla. Etmezsem ne olur? Abla, ne oluyor? Bir şey yok Nazlıcığım, sen uyumana devam et. Evet, uyu ki büyü. Sonra bu ablan gibi hayal dünyasında yaşarsın. Ay ver şu yastığını da. Bu benim, seninki oradadır. Nereye gidiyorsun ki Leyla? Kıvılcımın yanına. Orası buradan daha güvenli. Leyla! Leyla abla! İnanmıyorum ya. Ablama ne oldu? Bilmiyorum Nazcığım ama iyi bir şey olmadığı kesin. Al sana işte al. Vurma Kıvılcım. Ne olur vurma. Vuracağım işte vuracağım. Bir daha hiç yapacak mısın? Sonra yapacak mısın? Söyle sen, söylesene. Yapmayacağım. Ne olur vurma artık vurma. Vuracağım işte. Vuracağım. Annesin bir tanesi, ne yapıyorsun bakayım sen de? Asla ezik demiyorum bak. Ah canım, iyi yapıyorsun. Bak bak ne getirdim sana, ballı süt. Kendi ellerimle yaptırttırdım. Biraz da şimdi gidebilirsin, hadi beni yalnız bırak. Tamam canım, harçlığını da şöyle koyayım. Bana bak, beslemelerin paralarından da kırptım biraz. Ne yapıyorsun, çocuğum ödümü patlattın. Ama bana bak, odayı yeni ilaçlattırttırdık biz. Yine bu salla doldu başımıza. Ay. Ya ben burada gerçek kardeşimle kalmak istiyorum. Ha? Aslı cimciklesene beni. Cimcikle cimcikle. Bir daha söyle. Ya ben özlüklerle kalmak istemiyorum. Seninle kalmak istiyorum. Aslı, bu ballı süt bana dokundu galiba ya. Yok yok, ballı sütten değil. Ben de aynı şeyleri duyuyorum çocuğum. Ya düşündüm ki iyilik yapmak için çok gencim. Yanında balında yer var mı Kıvılcım? Bana bak bana. Bana oyun yapmıyorsun değil mi? Ya oyun mu oyun yok. Diğerlerinden sıkıldım. Aslı işte şimdi bir kardeşim aldım. Çekil git beni kardeşimle yalnız bırak. Tamam tamam canım tamam. Hadi bakayım. Ay canlarım, kızlarım benim. Hadi bay bay. Ben de ballı süt istiyorum. Aa kardeşim, bundan iç. Al. Ama hepsini bitirme, yavaş. Döktük. Döktük. Şaka yapıyorsun. Hayır hayatım. Leyla artık gerçekten bizim grupta. Düşündüm ki kıza iyilik yap yap bir yere kadar. Bak bir numara olmasın. Saçmalama İremsu, ben Dilara mıyım? Ay değilsin çünkü Dilara benim. Artık kötü biri olduğunu nasıl anlayacağız? Test edeceğiz. Hazır mısın hayatım? Ben doğuştan hazırım. Sadece yanlış kişilerin arasında büyüdüm. Kimlerin arasında büyüdün ki? Sus Dilara! Ya kötü olduğumu ispatlamak için kötülük yapmayacağım. Kötülükten zevk aldığım için kötülük yapacağım. İremsucuğum, sen hatırlat da bir ara bu cümleyi böyle odamızın kapılarına falan atınız. Ve size bir sürprizim var. Ay bayılırım sürprizlere, ne? Benim özel güçlerim var. Yok daha neler. Ya biliyorum, inanmak zor ama. Kesin bizle dalga geçiyor. Kesin. Ya izleyin o zaman. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun sen?
müthiş bir şey. Ay inanmıyorum, bunu gerçekten sen mi yapıyorsun? Asıl bunu izleyin. Ne oluyor ya? Abi ne abi ya? Senin de onca zaman özel güçlerin mi vardı? Aslında diğerlerinin de var. Yani Selin de hayvanlarla konuşabiliyor. Onu görebiliyoruz zaten. Nazlı'nın da hızlı koşma gücü var. Ay düşünsenize kızlar, bu güçler bizde olsa neler neler yapardık. Bunların büyücü olduğunu herkese yayacağım ve onlardan kurtulacağım. Evet. Sabredeceksin. Benim daha güzel planlarım var. Planları mı var? Ben varım. El birliğiyle o yüzükleri günlerini göstereceğiz. İzleyeceğiz onları. Bir böcek gibi böcek. Kötülük sabır gerektirir. Ya Leyla'cığım, o değil de sen hazır elindeymişken şu Selin'in ozanı da bir ayırsana ne olur. Ay aman, o çok kolay. Benim daha büyük hedeflerim var. Ah, Erdem'i bana vermek gibi mi? Ay o da olur, merak etme. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Sınıfta görüşürüz. Tamam, canım, tamam. Git. Ya bırak kız, yeter artık. Ya. Hadi canım. Selin neler oluyor? Neden yaptı bunu? Herkesin içinde özel güçlerini kullanmamız gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor ama neden böyle davrandığı hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Nasıl? Eserimi beğendin mi Selena? Teması da kötülük. Hades. Hades mi? Korkma. Zaten bu işin altında onun olduğunu tahmin etmeliydim. Kim? Yok bir şey. Arkadaşlar ben izninizle Selin'i alıyorum. Biraz işimiz var. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Selena. Ben kaçtım. Aslı'cığım senin bu Rus hizmetçi biraz şey gibi duruyor. Ne gibi duruyor canım? Canım ne bileyim, boy pos olarak hiç Rus'a benzemiyor da. Ay vallahi ben de söyleyecektim ama vazgeçtim. Hiç bu kadar kısa boylu Rus görmemiştim. Benim bildiğim Ruslar uzun boylu olur yani. Doğru biliyorsun, doğru biliyorsun da hayatım, o kadıncağız küçücükken kaynar kazana düşmüş, çekmiş, öyle küçücük kalmış, yazık. Allah Allah. Ya ben de öyle Allah Allah dedim önce ama inanılmaz marifetli yani şu koca evi, inan bana tek başına böyle bal dök yala yani, o kadar temiz tutuyor. Ülkesinde 9 üniversite, 7 yüksek okul bitirmiş, inanır mısınız? Üstelik roman da yazıyor. İnanın bana 16 tane romanı var. Ülkesinde Dostoyevski'den bile fazla okunuyormuş. En önemlisi şu, ülkesindeki YÖK'ün başkanlığını yapmış bir süreliğine. Ya helal olsun. Ya ben de öyle dedim, helal olsun dedim. Şekerim yani. Koskoca Aslı Aykar yani yoldan geçer Rus'u da eve hizmetçi diye sokmaz herhalde değil mi? Araştırdım. En kültürlüsünü, en güzelini, enini buldum, enini. İşte geldik. Dobroyevna, Türkeş'ti. Spasiba şekerim. Spasiba ne? Aha, eşek sıpası mı? Spasiba teşekkür ederim demek ya Rusça'da. Bilmiyorum demeyeceksin herhalde. Müstesna! Çok müstesna. Bir kimse kendileri yani. Monika'cığım. Adam gibi oynasana rolünü canım. Ah, spasiba tabii canım. Ben de birkaç kelime öğrendim Rusça. Tabii benim hizmetçiden. Ya. Ben demin duymadım da onun için şey ettiydim. Spasiba teşekkür ederim demek tabii. Hatta Dobrochevna, Gorbachevna, Dzigatskaya. Bu da bizim oralarda afiyet olsun rica ederim demektir. Müstesnacığım sen şu börekleri pastaları getir hadi canım. Monika'cığım. Hay müstesna teyzem aklıma geldi. Da Aslı Hanım. Hadi. Ne istiyorsun Leyla? Konuşmak. Sadece de önce açıklamak zorunda olduğun şeyler yok mu? Ne gibi? Neden gibi? Erdem'i öyle bırakıp gittikten sonra çocuk perişan oldu. Ay aman, o durumu düzelteceğim. Erdem çok iyi bir insan. Yani sadece bir anlık kıskançlığım yüzünden oldu. Yaptığım her şey çok yanlıştı. Dalga mı geçiyorsun sen? Bu durumda dalga geçilebilir mi? Her şeyi beraber yaşamadık mı Ozan?
Doğrusu da bu. Yani inanmakta zorlansam da böyle düşündüğüne çok sevindim. Aslında benim sana söylemek istediğim başka bir şey var. Neymiş o? Selin hakkında. Ya sinirlerimin gerilmesinin tek sebebi o. Selin'in senin hakkında söyledikleri. Ne söylemiş benim hakkımda? Yani söylemek doğru mu bilmiyorum ama seni önemsemesem söylemezdim. Söylesene artık söyleyeceğin şeyi. Aa! Bunun ne işi var burada ya? Yoksa sihrin etkisi mi geçti be? Ya ben hep yanında olduğum için biliyorum. Selin var ya, sırf Kıvılcım'a kötülük yapmak için seninle birlikte oluyor. Aferin, iftira atanların çok olsun. İnanmıyorum sana. İnanacaksın. Yani her şeyi zaman gösterecek. Ben boşuna mı Kıvılcım'ın yanına geçtim? Selin'le Nazlı sürekli Kıvılcım'la uğraşıyor. Sen ev ortamını bilmediğin için Kıvılcım'ı kötü zannediyorsun. Leyla, daha fazla dinlemek istemiyorum seni. Gider misin buradan? Benden sana küçük bir uyarı sadece. İnanmıyorum ya. Sen böyle kötü biri değildin. Ne oldu sana? Sensin be kötü biri değil. Belki de. Belki de artık öyleyimdir. Ha, bu arada Erdem'e de selam söyle. Aferin. Bu kız bana bayağı kötülük çip puanı kazandırdı. Kazandığım bu çip puanlarla gidip başkalarına kötülük yapayım. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Spasiba'ya değmez. Monika. Buyurun. Az önce Aslı bahsetti de sen 8 dil biliyormuşsun galiba. Da 8 dil mi? Allah'ım sen benim gençlerime mukayyet ol. Yüce İsa sen benim zıbırıcıklara mukayyet ol demek istedim. Biz öyle deriz Rusya'da. Hangi diller bunlar? Merak ettim. Vallahi ben de merak ettim. Twitter işler Türkçe. Ha? Türkçe? İngilizce? Almanca? Çince? Ay, 4 tane daha dil bulmam lazım. Yoksa Aslı Hanım 20 dilden rencide edecek beni. Hay Allah, dur ya. Dur, Zülfikent Adası'nda Beşiktaşlı bir ecnebi topçunun posteri vardı. Bu muydu, neydi, nereliydi o, buldum. Brezilyaca. Brezilyaca mı? Ayol, Brezilyaca diye bir dil yok ki. Brezilya'da Portekizce konuşulur. Biz Harun Arıyo karnavalına gitmiştik, oradan biliyorum. Zaten o da şey demek istedi, Portekizce demek istedi ama kadın tabii o kadar çok şey var ki, kültür var ki kafasında, böyle bilgi dağarcığı birbirine gidip karıştı dağarcığı. Değil mi Monikacığım? Da kafa çok karıştı onun için, yoksa Portekizce demek istedi ben de. 5 dil etti, diğer üçü ne peki? Rusça? Yok, olmadı. Rusça ana dilim dedi. Amerikanca. Amerikanca mı? Ay Aslı, bu kadın Rus mus değil. Güven bana, bu resmen Türk. Evet şekerim, bas bayağı Türk bu. Niyet. Rus ben daha. Rus ben. Yalanım var sevgiler çapsın Rus'um. Monikacığım. Bir saniye gelir misin canım? Ne evliyasından bahsediyorsun? Sen Rus'un, unuttun mu? Amanın, Ruslarda evliya neyim yoktu der mi? Ya der mi? Şimdi evliyalardan önce ben seni bir çarpacağım. Ben sana ne demiştim? Kovuldun. Yürü git. Aslanım, yapmayın ne olursunuz. İşsiz güçsüz ne yaparım ben? Ne yaparsan yap üstelik. Git Rus konsolosluğuna sığın, anladın mı? Beni defol gözüm görmesin seni rezil etme sosyal. Sonra konuşursunuz telefona. Böreklerimizi yiyelim arkadaşlar, hadi. Ver bakayım, versene topunu. Ya topunu ver. Ay demek topunuzu istiyorsunuz. Alın o zaman. Ne yaptın ya? İşte bu. Yeni işbirlikçim gerçekten müthiş çalışıyor. Ödülümü Selena'nın yardımcılarından birinin üzerinde kullanmakla gerçekten müthiş bir şey yaptım. Aslında elimde böylesi bir yardımcım varken
Selena'nın üstüne biraz daha gidebilirim. Ama nasıl? Nasıl? Tabii ya. Fitnat. Bana bak Leyla. Hemen gidip Fitnat'a Selena hakkındaki bütün gerçekleri söylüyorsun. Haydi. Tabii ya. Neden gidip Fitnat Hoca'ya Selena'nın gerçekte kim olduğunu söylemiyorum? Ortalık bayağı bir karışacak. Ne yaparsan yapayım, Selena denen o uzaylı yerlozun bir büyücü olduğunu, uzaylı olduğunu kanıtlayamıyorum, ispatlayamıyorum. Çünkü o bir büyücü, yetenekleri var. Doğal olarak her şeyden sıyırıyor her seferinde. Hiç ümidim kalmadı artık. Gir! Aa, ne var pis ezik, ne istiyorsun? Bir şey istemeye gelmedim. Ne diye geldin o zaman? Size Selena'nın gerçek yüzünü söylemeye geldim. Selena'nın gerçek yüzünü mü? Evet. Ya anne, tuttu gene inadını ha. Rus taklidi yapamadı diye insan mı kovulur canım? Sen de sabredemedin. Ben konuşur çözerim Aslı Hanım'la. Ne bileyim, ben de istifamı veririm derim. Zor durumda bırakırım. Aman oğlum yok. Hepten ortada kalırız sonra. Hem baksana, bir güle güle demek için yerinden kalkmayan kadından insaf mı bekliyorsun? Ya anacığım, duramadın iki dakika yerinde ha. Ben Ekrem Bey'le konuşur çözerim akşam canım. Ay yok oğlum, boş ver. Adamcağız ne yapsın? Sonuçta karısı. Bir de benim yüzümden iki arada bir derede kalıp da evin huzuru bozulmasın. Sen merak etme. Ben hele bir gideyim teyzele, hemen bakarım bir iş. Allah büyüktür. Bulurum elbet bir iş yavrum. İyi tamam, hadi hadi gidelim. Aslında başka bir gezegenden. Yani bizim gibi dünyalı biri değildi o. Ha, tahmin etmiştim bunu. Tahmin etmek ne kelime. %100 emindim zaten. Anlat bakayım. Dünyadaki görevi de iyilik yapmak. Yani iyilik yaptırmak onun. Aman iyilik yapmakmış. İyilik yapmak istiyorsa Burak Bey'in peşini bıraksın. Neyse. Sen nereden öğrendin bunları bakayım güzel çocuğu? Çünkü Selena bize her şeyi anlatıyor. Hatta diğer kardeşlerimle ben el ele tutunca onu çağırıyoruz. O da sihirli bir şekilde yanımıza geliyor. Değil mi? Çok güzel, çok güzel, biliyordum zaten. Şimdi sen bana yardım edeceksin. Yardım etmezsen sınıf geçmeyi falan unut. Tehdit etmene gerek yok. Ben zaten sana yardım edeceğim. Aferin sana güzel çocuğum. Bir tanem benim. Şimdi beni iyi dinle. Biraz antrenman fena olmaz. Bakalım neler yapabiliyoruz. Leyla'cığım ne yapıyorsun? Savaşa mı hazırlanıyorsun? Yo, sadece biraz eğleniyordum. Ya biri görseydi? Görmemesini sağlardım. Abla, seni çok özledim. Ay ben de seni çok özledim Nazlı'cığım. Gel de bir sarılayım sana. Nazlı, yanımda kal. Leyla, değişiyorsun. Her insan değişir. Ama senin değişiminin sebebi Hades. Kötü bir sihrin etkisi altındasın Leyla. Beni dinlemelisin. Hades mi? Hani şu varlığını hiç görmediğimiz Hades mi? Yani eğer senin uydurduğun Hades'ten bahsediyorsan onu hiç görmedim. Leyla, tekrar söylüyorum. Sen kötü bir sihrin etkisi altındasın. Bunun seni yenmesine izin verme. Ben kendim gayet iyi hissediyorum. Kötü biri olduğumu da zannetmiyorum. Hatta o kötü denen şeyin benim için iyi bir şey olduğuna karar verdim. Leyla, sen özünde iyi birisin. İçindeki iyiliğin kötülükle savaşmasına izin ver. Bunu yapabilecek gücün olduğunu biliyorum. Belki de haklısındır. İçimdeki iyiliğin sesini dinlemeliyim. Leyla, lütfen. Seninle savaşmak istemiyorum. Niye? Korkuyor musun süper kahraman Selena? Görelim o zaman. Selena! Oyun mu oynamak istiyorsun Leyla? Sevdiklerine veda etmeye hazır mısın?
Henüz bir yere gitmeye niyetim yok Leyla'cığım. Aslı, ya hakikaten inanamıyorum sana. Bunu bana bile haber vermeden nasıl yaparsın? Nasıl kovarsın müstesnayı? Kadının bu evde onca emeği var şekerim. Ay, biliyorum hayatım, bilmez olur muyum? Ben üzülmediğimi zannediyorsun. Benim içimde parça parça oldu. Çok üzüldüm. Ama artık çok yaşlandı hayatım. Bir gözüm öyle toprağa bakıyor. Saçmalama Allah aşkına. Ne demek bir gözü toprağa bakıyor? Müstesna olsun olsun 45 yaşında. 45 mi? Ay güleyim bari. Gerçekten çok safsın hayatım sen. Kadınların yaşını küçültmeyi ne kadar çok sevdiklerini bilmiyor musun canım? Bana sorsalar ben de 20 yaşındayım derim. Halbuki 30 yaşındayım. 30? 5 yani 35. Ama ne fark eder canım? Ha 30 ha 35. Ama zaten konumuz bu değil. Kafamı karıştırmasana Ekrem'cim. Ne diyordum ben? Ha yaşlandı diyordum. Çok yaşlandı. Geçenlerde söylemek istemiyorum, söyletiyorsun. Koca sürahiyi sen düşür yere kır. Her taraf parça pinçik böyle şey oldu, cam oldu. Bizim Nazlı'da ufaklık var ya, gelmiş böyle çıplak ayaklarıyla body body basıyor. Ay ayaklarını kesecek diye o kadar korktum ki. Bir şey ister mi bu besle? Bizim canımız yiyenlerimize bir şey olsun ister misin hayatım? Tabii istemeyiz de. Yani müstesna ile biz neredeyse aynı evde büyüdük bunca yıldır. Üzüldüm kadına. Ben de çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Onun için de şey yaptım ben. Bugünün yarının yevmiyesini peşin verdim, gönderdim. O kadar. Saçmalama Allah aşkına Aslı. Bir kere kıdem tazminatı diye bir şey var. Kıdem tazminatı mı? Ay biz tazminat mı alacaktık müstesnadan? Zülfikar'ı göndereyim de. Aslı! Ne tazminat alması? Biz ödeyeceğiz kıdem tazminatını. Ha, neyse artık canım. Geçti bitti. Zaman aşımına uğradı. Bu arada yeni hizmetçimiz bugün işe başlıyor. Ekrem'cim, ay bizim de artık bütün sosyete gibi Rus bir hizmetçimiz var. Bana bak Aslı, sosyeteye özenip Rus hizmetçi almak için kovmadın müstesnayı değil mi? Aşk olsun, böyle parmağını sallaya sallaya bana şey yapıyorsun. Sen yani bunca yıllık karını hiç mi tanımadın? Ben öyle şeyler yapar mıyım? Ben ne kadar iyi niyetliyim. Sen hep beni yanlış anladın. Ablana ne yaptın? Nazlıcığım, bu şu anda senin ablan değil. Burada bekle. Leyla, eğer kardeşlerine ve başkalarına zarar vermeye kalkarsan seni böyle bırakırım. Bu sefer seni affedeceğim. Ama bir dahaki sefere bu kadar anlayışlı olmayabilirim Leyla. Çöz beni Selena. Kimseye zarar vermeyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Umarım öyledir. Görüşeceğiz Selena. Abla? Nazlı. O şu anda sihrin etkisi altında. Kızlar, bu düşündüğümüz kadar kolay olmayacak. Umarım sihrin etkisi geçene kadar kimseye zarar vermez. Ay baksana. Aa kapı. Ay hizmetçi geldi herhalde. Zülfikar kapıyı aç. Bütün sosyete gibi artık bizim de bir Rus hizmetçimiz var. Ay. Добрый день. Ben Aslı Hanım, ev bakıyorum. Doğru mu geldim ben? Doğru. Hiç bu kadar doğru olmamıştı. Hatta çok doğru. Çok. Ben yeni hizmetçi Olga. Ben de Zülfikar. Ulaşımdan sorumluyum. Zülfikar kim o? Yeni afetimiz Aslı Hanım. Sizin hizmetçiniz oluyor. Canım getirsene. Niye dikiliyorsunuz? Oradayım. Kapat kapıyı. Üşüdük. Değil mi? Değil mi? Buyurun. Добрый день. Ben yeni hizmetçi Olga. Ay, yeni hizmetçi sensin demek ki, öyle mi? Ben Aslı. Sen bana Aslı Hanım diyeceksin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Ekrem. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş bulduk Ekrem Bey. Kendisi benim kocam olur. Yani ona göre. Ekrem Bey, ben nerede yatacak? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyorsun çocuğum? Yani benim oda nerede? Eşyaları koyacağım, soyacağım üstümü. Aşağıda, aşağıda. Hadi. Ben göstereyim. Ben. Sen göster Zülfikar. Bana bak Olga. Üstünü soyunduktan sonra tekrar giyineceksin herhalde, değil mi? Evet. Aman iyi. Zülfikar göster. Ben göstereyim. Hemen sonra yukarı çık. Ben. Ona göre. Ben. Ay ne biçim şey bu böyle, anlamadım. Ceyda'nın hizmetçisi hiç böyle değildi Ekrem'cim. Kadın sırf bacak. Aa.
Yeni hizmetçimiz hayırlı olsun Aslı'cığım. Aslında hakkını yemeyeyim. Yabancı hizmetçi tutmak bayağı iyi bir fikirmiş. Aa kızlar, niye geldiniz? Ben sizi almaya gelecektim. Son ders boştu da bizi de erken bıraktılar o yüzden. Tamam olsun, arasaydınız ben gelirdim hemen. Ay sen bizi tıngır mıngır getirene kadar. Zaten yürüyüş olmuş oldu bize de. Zülfikar abi müstesna teyze mutfakta mı? Benim karnım acıktı. Kurabiye var mı diye soracaktım. Ha, tabii sizin haberiniz yok. Aslı Hanım annemi işten çıkardı kızlar. Ne? Neden peki? Rus hizmetçi almak için galiba. Rus hizmetçi mi? Evet. Yani Rus hizmetçi almasında bir sıkıntı yok. Hani o da ekmek parasını kazanıyor diyecek bir şey yok da annemi çıkarmasaydı iyi olurdu yani. Çok üzüldüm Zülfikar abi. Peki müstesna teyze nerede kalacak? Yani şimdilik teyzemlerde de sonrasına bakacağız artık. Aman boş ver. Zaten doğru düzgün bir iş yaptığı yoktu değil mi Kıvılcım? Hah Leyla'cığım vallahi laf ağzımdan aldın ha. Hadi biz odamıza gidelim. Selin. Ne oluyor? Leyla sen böyle Neşan yerine gelsin diye şaka yapıyor sana. Aslı yengenin taklidini yaptı. Bu kim? Zülfikar abi. Yeni Rus hizmetçimiz. Görüşürüz. Olgacığım sen başka odaların tozunu al istersen. Burası yeterince temiz. Sen de bir tuhafsın Aslı'cığım. Müstesnaya kızardın her yer toz içinde diye. Bak kız sen söylemeden her şeyi yapıyor. Doğru yapıyor. Yapmasına ben şey için... televizyon duruyor ya. Oradan televizyonu görmeni engelleyebilir onun için. Ben televizyon seyretmiyorum. He, ne seyrediyorsun? Hiçbir şey seyretmiyorum. Ha Olga, televizyon dedim de aklıma geldi. Hani sizin oralardan bir kız şarkıcı vardı. 2-3 sene önce Eurovizyon'u kazandı. Neydi adı? Ruslana. Ruslana. Hay ağzından, aklına bin yaşar. Ben çok severim Ruslana. Ben de. Ve Tarkan var ya sizde. Ben diskonun zamanı Rusya'ya gidiyorum. Orada bir şarkı var. Tarkan'ın. Ay mama şıkıdım şıkıdım. Ay mama şıkıdım şıkıdım. Ay mama kızım şıkıdım şıkıdım. Disko mu zannettin sen burayı? Sen bu evde çalışıyorsun yavrucuğum. Hadi bakayım çık. Çık dışarı. Diğer odaların tozlarını al. Pantolon gibi bir şey yap. Ay gelmiş kadın toz alıyorum. Ayağını beğeni. Ay nereden aradım o ajansı? Nereden? Allah beni kahretmesin. Hayatım sen de yorgunsundur. Çık dinlen istersen biraz. Yo ben gayet iyiyim. Ya. İyi ne güzel. Ne istiyorsun yine? Ya özür dilemeye geldim. Sen kötüsün. Ya biliyorum ama kendime engel olamıyorum. Ya kızlar lütfen bana yardım edin. Sana ancak sen yardım edebilirsin Leyla. Ya kaç kere savaşmayı denedim ama olmuyor. Selena da bana yardım edecek. Selena mı? Evet Nazlıcığım. Ya seni de çok üzdüm. Leyla. Ona dokunursan ben de kötü biri olurum Leyla. O benim her şeyim Selin. Seni çok özledim Nazlı. Ben de seni çok özledim. Bir daha bizi üzme. Olur. Bu işi bu gece bitireceğiz. Selena bizi bekliyor. Bize niye haber vermedi o zaman? Şüpheleneceğinizi tahmin etmiştim. Ama Selena bana kardeşlerini senin ikna etmen gerek dedi. İyi çağıralım o zaman şimdi onu. Yok yok. Yani Selena Hades'in yaptığı bir sihri bozmak için yeni bir sihir geliştiriyor. Onu akşam hava kararınca ormana gidince çağıracağız. Ormanda mı? Evet Nazlıcığım. Üstünü sıkı giyin tamam mı? Üşütmeni istemeyiz değil mi? Evet kızlar. Beni geri istiyor musunuz? İyi. Madem istemiyorsunuz o zaman ben de o karanlıkta tek başıma giderim. Tamam tamam seninle geleceğiz biz de. Ama eğer istemiyorsanız söyleyin. Seni yalnız bırakamayız. Ne zaman iyilik yapsak kötülükleri yenmesini bildik. Şimdi de ortada bir kötülük varsa onunla da başa çıkabiliriz. Teşekkür ederim kızlar. Ya daha ne kadar kaldı Leyla? Neredeyse geldik sayılır. Selena bizi burada mı bekliyor? Evet Nazlı. Leyla abla. Burası da bayağı karanlıkmış gerçekten. Ay korkacak bir şey yok kızlar. Abartmayın. Ben korkuyorum.
Nazlıcığım sakin ol, ben yanındayım. Ya daha ne kadar kaldı? Leyla? Leyla abla! Leyla! Leyla abla! Olamaz Nazlıcığım ya. Leyla ablan yaptı yine yapacağını. Yine bizi kandırmış. Ama bu son olacak. Korkuyorum. Tamam Nazlıcığım, ben yanındayım, merak etme. Burası çok karanlık. Bu sesi duydun mu? Duydum Nazlıcığım. Sadece bir baykuş. Yani yerini belli etmek için öbür baykuşlara işaret veriyor sadece. Karanlık ormana hoş geldiniz. Nazlı! Nazlı dur, kaybolacaksın, gitme! Uzun bir gece olacak. Keyfini çıkarın. Nazlıcığım seni bırakmayacağım. Ne tarafa doğru gideceğiz? Bilmiyorum. Bu yoldan devam edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Dikkatli gidin. Son zamanlarda doğanın dengesi bayağı bir bozuldu. Vinçler bütün ormana saldırıyor. Ne dedi, ne dedi? Şu tarafa doğru gidebilirmişiz. Abla, yaratığı gördün mü? Evet gördüm. Çok korkunçtu. Gerçekten çok korkunçtu. Ya sanırım Hades'ti o. Neyse sen şimdi bunları düşünme. Nasıl düşünmeyeyim? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Neyse boş ver Nazlıcığım. Hadi gidelim buradan. Yalnız başımıza bırakıp gitti. Kendisi orada mışıl mışıl uyuyor. Bunu bize neden yaptı? Biz ona ne yaptık? Ya biz ona hiçbir şey yapmadık Nazlıcığım. Zaten aslında bunu bize yapan da Leyla ablan değil. Ya kim o zaman? Beni neden kandırıyorsun? O canavarlar da mı yalandı? Gözlerimle gördüm. Nazlıcığım biliyorum ama lütfen o canavarları da unutmaya çalış artık. Leyla ablan da sadece kötü bir sihrin etkisi altında. İnanmıyorum. Ama inanmak zorundasın. Ya şimdi yukarı çıkıp okul için hazırlanmamız lazım. Yoksa geç kalacağız. Ama ben hiç uyumadım. Ben de hiç uyumadım Nazlıcığım ama Aslı yengeye neden uyumadığımızı anlatamayız herhalde, değil mi? Uf ya, ben hem uykusuzum hem de üşüdüm. Ben de. Okuldan dönünce uyuruz artık. İşte bu. Sonunda Selena'nın nasıl bir yaratık olduğunu bütün dünyaya göstereceğim, ispat edeceğim. Ve Burak Bey sonsuza kadar benim olacak. Ve bunun için teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanmalıyım. Hiçbir şeyim eksik olmamalı. Kameram, aparatlarım, kasetim, kablolarım, işte her şey tamam. Gel. Ah sen miydin güzel çocuğum, gel evladım. Ben de son hazırlıklarımı yapıyordum. Nerede çağırmamı istersin Selena'yı? Tiyatro salonunda. Tiyatro salonunda çağırabilir misin? Evet orada çağır. Tamam. O zaman ben gidip şu salak kardeşlerimi bulayım. Ay Allah benim canım. Ay baldam ya ağzından. Yerim seni ben.
Yaktım seni Selena. Bittin. Sonunda senin nasıl bir ucubik yaratık olduğunu bütün dünya ispat edeceğim. Ve Burak'cığım da benim olacak. Oğlum. Bu Burak mı? Evet evet çok güzel. Biraz daha aşağı biraz daha. Oh, Burak mı? Tam orası. Oh ellerine sağlık. Ah 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 ah. Oh harika. Ay ay ay. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Çekil bakayım, çekil. Dokunma kocama. Dokunma. Ne oluyor Ekrem burada? Aslıcığım bir şey olduğu yok. Olga olağanüstü yetenekli bir kız. Hem elinden her türlü ev işi geliyor, hem mükemmel masaj yapıyor. Eline sağlık Olga. Olamaz, olamaz. Tanrım, tanrım. Bunu da mı yapacaktın bana Ekrem? Benim kocam yapmaz diyordum. Herkesin kocaları Aslı'daki olur, benimkisi olmaz diyordum. Oldun işte, oldun. Aslıcığım, kız sadece masaj yapıyordu. Anladım. Size de masaj yaparım, kızmasın diye. Aa, dokunma bana, dokunma, dokunma. Ay sarı ciyan, mutluluğumu, yuvamı dağıtıyordun sen. Kovuldun, kovuldun. Aslıcığım, kızın kötü bir niyeti yok. Ne demek kötü bir niyeti yok? Gördüm, gözlerimle seni mıncıklıyordu. Kocama ancak ben masaj yaparım, anladın mı beni? Kovuldun canım, kovuldun. Ama benim sözleşme var, para ödemesi beni işte çıkaramazsın. Aman canım. Para olsun problem. Hayatım ver şunun parasını. Gönderelim gitsin. Gönderelim gitsin. Canım o kolay, onu hallederiz ama sen hizmetçisiz ne yapacaksın? Ben biliyorum ne yapacağımı, ben biliyorum. Zülfikar! Çekil şuradan, çekil, çekil. 35 karış bacakla karşımda. Ne oldu aslan? Ay ya, annen nerede? Teyzem de efendim. Tamam adresini yaz hemen bana, tarihi de yaz. Kolay bulayım. Tamam da ne oldu ki? Sana ne? Ne oldu ki? Ay illa öğreneceksin değil mi? Sonra öğrenirsin canım. Ne diyorsam onu yap. Allah Allah. Hadi ben çekeyim. Ya da çıkmayayım. Ekrem'i yalnız bırakmayayım. Ekrem'cim sen benimle gelir misin? Sana ufak ufak masaj yapayım ben. Zülfikar bana bak. Bu kızı al evden uzak bir yerlere bırak. Kedi gibi biz gittikten sonra dönüp gelmesin, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi canım. Hadi. Canım! Dışarı çıkalım mı? Abla. Benim çok uykum var. Ya benim de Nazlıcığım ama dayan biraz az kaldı. Birazdan eve gidince uyuruz. Ne var yine Leyla? Dün gece için özür dilemeye geldim. Sana inanmıyoruz Leyla. Boşuna nefesini tüketme. İnanmadığınızı biliyorum. Ama ben yine de özür dilemek istedim. Ya kabul etmeseniz de önemli değil. Abla sen kötü değilsin. Sadece sana sihir yaptılar. Ya biliyorum Nazlıcığım. Ben de bundan kurtulmaya çalışıyorum. Ama artık geçti. Sihrin etkisi kendiliğinden geçti. Kendiliğinden? Evet, yani ben de anlamadım ama. Sana inanmıyorum Leyla. İnanmamakta haklısın. Yani onca şeyden sonra. Üf, Erdem de affetmeyecek beni. Selena'dan da özür dilemem gerekiyor. Onu seni affedeceğini nereden biliyorsun ki? Sonuçta ben bunları kendi isteğimle yapmadım. Eminim bana hak verecektir. Kızlar, bari Selena'ya çağırmama yardım edin. O kadarını yapabiliriz değil mi Nazlıcığım? Yaparız. Bakalım bu sefer nasıl bir oyun var işin içinde. Ya oyunun yok diyorum. Ben değiştim artık. Öyle olsun bakalım. O zaman tiyatro salonuna gidelim. Orası boştur. Sonunda o Selena denen sarı yellozun uzaylı, süpürgeli bir cadı olduğunu herkese, bütün dünyaya ispat edeceğim. Yaktım seni Selena, yaktım çınanı. Tiftik tiftik yalacağım saçlarını. Görürsün sen. İşte sonun geldi. Bekle bekle. Az sonra, az sonra. Ne oldu, bir sorun mu var? Yo, yani biri var mı diye baktım. Dikkatli olmak lazım değil mi? Hı-hı. Neyse hadi ellerinizi verin. S. De. La. Selena, Selena. Selam. Selena.